Bu mudur karışımımız? Temel karışımımız bu. Şimdi bu karışım üstüne yani bu şimdi egzama ve SEDEF bakımında onarım ve bakımın paralel gitmesi çok önemli. Gerekiyor. Bu baz olarak bakım karışımı. Şimdi bakım kişinin karışımı durumuna göre buna bazı onarımla ilgili maddeler ekleyeceğiz. Mesela işte sulanmış, kurumuş, çok fazla yangılı görünen bir vakaysa birkaç damla orada görüyorum çörek otu yağı ekleyeceğiz buna. Kuvvetli yangı giderici özelliği var. Çörek otu yağında aynı zamanda. Evet. Değil mi? Bu genel bakım gibi düşünebiliriz. Biraz baz. Da iyileştirici hale getiriyoruz şimdi anladığım kadarıyla. Tamam. Çörek otu yağının SEDEF'te de egzamada da iyileştirici özelliği vardır. Çok az miktarda. O zaman sen şimdi hemen böyle söyleyince ben o zaman alayım çörek otu yağını elime süreyim diyesin geldi. Hayır. Bir baz yağıyla karıştırmanız gerekiyor. Güzel bir konu. Zeytinyağını direkt sürüyor hastalar. Onu fark ediyorum. Zeytinyağının cilde doğrudan sürünmemesi gerekiyor. Zeytinyağında aslında içtiğimizde çok faydalı olan oleik asit denen bir madde cildin bariyer yapısını açıyor. O yüzden kantaron yağı vesaire de biz zeytinyağı kullanıyoruz alt tabakalara gitsin diye. Egzama ve SEDEF'te tam tersi bariyer oluşturacağız. Hiçbir şeyi cilde açmayacağız. Anladım. Yani o yüzden zeytinyağını da koruyacağız. Koruyacağız, bariyer oluşturacağız. Doğrudan sürmeyecekler.